Değerli izleyicilerimiz, Kayıp Aranıyor'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda Emine Hanım var. Emine Hanım, gelin olarak verdiği kızına tam 2 senedir göremiyor. Kayınvalidesini ve görümcesinin kızlarını göstermediğini iddia ediyor. Önce görüntülerimizi izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Emine teyze gelin gönderdiği kızını 2 yıldır göremiyor. Her şeyi bulursun ama anneyi bulamazsın bir daha kızım. Görümcesi ve kayınvalidesi gelinlerini öz annesine neden göstermiyor? Annesi değilsin, annesi değilsin. Sürekli bu lafı konuşuyorlar bana. Emine Hanım dertli bir anne. Gelin gönderdiği kızını 2 senedir göremiyor Emine teyze. Kızımı görmek istiyorum. Kızımı özledim. 2 senedir görmüyorum. Görümcesi göstermiyor. Engel oluyor bana. Kızımı görmek istiyorum. Kaç sene önce kızınızı evlendirdiniz? 2,5 sene oldu. İsteyerek mi? Siz mi evlendiniz? Kaçarak evlendi. Yani sorun çıkarıyor anne görümce. Görüştürmüyor işte. Görümcesi annesi değilsin diyerek kızımı göstermiyor. Görüşemezsin, annesi değilsin. Sürekli bu lafı konuşuyorlar bana. Annesi değilsin, annelik yapmadın, annesi değilsin diye görümce olsun. Bunları hep hakaret yapıyorlar bana anne. İstemiyorlar anne. Kızınız sizinle görüşmek istiyor mu? Görümcesinin baskısıyla artık o bensiz hani bir gün hani durmazdı. Şimdi o görümcenin etkisinin altında mı artık, kendinde midir? Artık hani nedeni nedir bilemiyorum hani onu. Annesi kızını her görmeye gittiğinde şiddetli bir tepkiyle karşılaştığını söylüyor. Gittim ve hakaret yapıyor hani. Görümce olsun hani bazı olaylar çıkartıyor hani. Benim oğlum, ikinci oğlum gitti kapısına hani kız kardeşiyle görüşmek için. Onların hiçbir arası hani bozuk değildi. Bu biraz hani kız kardeşine bağırdı ki, Ayşe ben geldim, kapıyı açmayacaksın mı abine? Niye açmıyorsun, almayacaksın mı abini içeri diye böyle söyledi ona. Ve kapı üzerinde kayınvalidesi rastlıyor. O da diyor ona ki, nereye geldin, niye geldin buraya hani? Defol buradan, polisi çağıracağım dedi ona hani. Yetimlik maaşı kriz yarattı. Peki siz şimdi ilk başta birkaç ay görüşüyordunuz. Sonra bir olay oldu ki görüşmemeye başladınız. Evet. Abisin ona yetim maaşı çıkarttı ilk çocuğundan, o evliliğinden olan çocuğuna. Bunu hani yiyilmesin hani çocuk yetimdir diye. Bunu hani araştırdığı için abi kötü oldu. Buradan bizi hedef aldılar hani. Yani bunu hedef aldılar, buradan başlattılar bize hani. Yani para için mi aralar açıldı? Evet. Para için hani açıldı. Onlar benden ister görüşsün ister görüşmesinler. Ben görüşmek istiyorum evladımla. Kızınız istiyor mu? Onu bilemiyorum işte. Bir annenin evlat isyanı. Ayşe, ben seni özledim. Ben senden görüşmek istiyorum. Kızım, kimseler engel olmasın sana. Her şeyi bulursun ama anneyi bulamazsın bir daha kızım. Emine teyzeciğim, öncelikle çok geçmiş olsun. Nasıl? Bir en baştan anlatır mısın? Ne zamandır yaklaşık olarak kızınla aran bozuk? Çünkü kaçtı diyorsun, kaçması için aranızda bir problem olması lazım. Evet hani bu işte 2,5 sene oldu hani. Neden kaçtı? Sen vermek istemedin mi kızını? Ya bunlar işte artık nasıl tanıştıysalar. Kızıma dedim ki, kızım dedim hani acele yapma dedim. Çocuğunu hani büyüt dedim. Hı hı. Değilsin. Peki tanıştıktan sonra ne kadar birlikte oldular, sonra kaçtı kızınız? Hani ne kadar görüştüğünü bilmiyorum hani. Hani uzun mu sürdü, kısa mı sürdü, hani ne şekilde oldu, evet. Bilemiyorum hani. Tanıştı işte, dedim ona hani tanışırız aileyle hani, bana bir söylediydi öyle hani biraz hani. Ben dedim ona, kızım dedim hani acele etme dedim, yetim çocuğum var, büyüt onu dedim. Değilsin, iyi bir yer çıkar, veririz hani seni dedim ona. Acele etme dedim. Dedi, ben dedi 15 yaşında değilim dedi hani. Kaç yaşındaydı o zaman? 24 yaşında, 25 yaşında. Sen işte evlenmesini istemedin. Ya, o da o hani zaman acele etmedi. Evet hani. Peki sen şey dedin mi, kesinlikle ben seni vermem, asla evlenemezsin falan hayır, dedin hayır, mi? Hayır, 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 öyle bir şey söylemedim. Nasıl ona kaçtı peki?
Eve geldin bir daha bulamadın mı? Hayır, ben Trabzon'daydım. Evet. Trabzon'dan geldim. Bana dedi ki eski kayınvalidesine, hani oraya gidiyorum diye, görümceleri işte teyze kızlar hani orada buluşacağız dedi. Hı hı. O abisi dediğim kişiyle bile, hani küçük abisiyle, onun da eşinin ayağı kırıldı, hastaneye getiriyordu onu. Ben eski kayınvalideme gidiyorum diyerek kaçtı yani. Evet. Çocuğunu... Sonra sen ne zaman öğrendin peki yeni kayınvalidesine gittiğini, yeni eşine gittiğini? Hemen akşamüstü kayınvalidesi telefon etti bana hani. Ne dedi? Kızım ben de arama dedi onu yani. Kızım peki ben de. Neden şey diyorlar? Veteride de demin bahsettiniz. Sen annelik yapmadın. Sen onun annesi değilsin. Sizin kızınızla aranız nasıldı? Kötü ya, müydü aranız? Kızımla hani bildiğim kadar hani ben onun bir dediğini iki yapmadım. Çünkü şimdi gerçekten anne kız ilişkileri kuvvetli olan bir kişiye gelip de sen onun annesi değilsin diyemez hiçbir yer. Demek ki kızınız bir şey anlatıyor o tarafa. İşte benim artık, annem bana annelik değil mi Yakup? Tabii ki. Benim tabii annem ki. Bana annelik yapmadı artık diye hani anlatıyor onu. Ki karşı tarafta size hani öyle bana diyebiliyor. Bana ismini söylemedi. Ben onun bir dediğini iki yapmadım. Kur'an kurslarında okuttum. Nakışa gönderdim. Ha küçüğü ki istedi benden pantol giymek hani. Ben de derdim ona kızım dedim. Durumum yoktu o zaman. Bir de hafta. Sonra dedi bana ki anne, bana anne Allah razı olsun pantol giydirmedin diye söyledi. Yani baskı mı çok mu uyguluyordunuz acaba kızınıza baskı? Ama küçüğüydü o zaman hani pantol giymek için hani. Hı-hı. İlkokul çağlarındaydı hani. Peki siz yeni eşiyle ve ailesiyle tanıştınız mı kızının? Ya onlar ilk işte kaçtığında oraya geldiler hani. O da hani onlar arayıp da hani bize demediler hani gelelim diye. Sen benim, mi çağırdın? Evet, benim kayınçemin oğlunu gönderdik oraya, gittiler. Söylediyse gelin diye geldiler. Tamam, peki o zaman nasıldı? İki aile karşı karşıya geldiğinizde anlaşabildiniz mi? Arada bir soğukluk, bir gerginlik mi oldu? Ya biraz tam ısınamadık hani amcası, kayınpederi. Nasıl davrandılar geldikleri zaman sana karşı? Ya iyiydi, öyle fena değildiler hani gördüğüm kadar hani. Ama sonradan bozuştuk işte. Geldiler tekrardan, görüştünüz, sonra yine sen aradığında bir daha arama mı dediler? Ya biraz gitti geldi hani, eşyası vardı benim. Birkaç defa görüştünüz yani. Evet hani, evet. Siz hiç gittiniz mi onlara? Yok. Hep onlar geldiler. Bir sefer geldiler zaten, kız birkaç kere geldi. Demek ki ama bak kızı yollamışlar ilk başta birkaç sefer. O arada belki de sizin kızınızla bir şey mi oldu acaba? Kızımla. Sonradan karşı çıkmaya başlamışlar çünkü. Evet. İşte dediğim gibi hani abisi bu çocuğa hani yetim ilk eşinden olan çocuğa maaş çıkarttı. Durumum olmayınca çıkarttı ona yetim maaşı, bu devlet tarafından hani veriliyor ona hani. Onu çıkarttı. Bu evlenince hani abisi dedi ki yiyilmesin çocuğu diye, hani maaş diye, hani ortada gitmesin diye. Yani biriksin, çocuk yetimdir hani. Baba evet. Tarafından da o kadar variyette değil hani. Evet. Babaannenin bir evi var hani, başka bir şeysi yoktur. Bunu aradığı için gitti kızdan hani vekalet istemişti hani abi. Sonra görümcesinin kocası. O çocuk için gelen para kızınıza gidiyordu değil mi? Anne velayet onda ya şimdi. Evet. Hani anne alıyor maaşı hani. Peki çocuk kimde? Annede. Şu anda hala yanlarında. Annededir hani. Artık görüşmediğim için hani tabii var mı sıkıntısı. Peki en son bir olay yaşanmış aranızda. Orası çok açık bir şekilde ortada zaten. Hani ne oldu da o bir daha işte görüşmeyin, ne dedirtecek i̇şte, ne yaptınız siz? O para muhabbeti mi? Evet, paradan dolayı hani, hep paradan dolayı hani, bildiğim kadar hani paradan dolayı kızımı... Keşke karışmasaydı. Neden karıştınız ki? Artık işte hani o da iyilik olsun diye mi hani, ben dedim oğlum hani oğlum. Ama sonuçta karışma. Onlara biçilmiş para değil çocuk mi zaten? Çocuk annenin yanında zaten. Evet. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak yani üzere. Yani bir o sebepten hani bildiğim kadar hani. Sizin suçunuz ne? Oğlunuz tamam böyle bir istekte bulundu. Evet. Size niye küsüyor? İşte bana hani kızı hani koştular. Hani kız o görümcenin baskısının altında hani. Görümcenin. Peki siz görümceyle hiç karşı karşıya gelmiş miydiniz? Bir sefer geldim. Görümce size nasıl davranıyordu?
O zaman ilk hani cicim aylarıydı diye hani güzel de, şey yaptı hani gördüm onu ama. Yani sonra size karşı bir saygısızlığı falan o zaman hiç olmuş muydu görüştüğünüz zamanlardan? Yok olmadı. Şimdi sonradan. Yeni bir çocuk da doğdu. Ha evet. Yeni bebeği doğmuş. Onu hiç hani gördünüz mü siz? Görmedim ki 40 yıllık mis hani. Facebook'ta paylaşıyor görümce işte. Hani başka bir arkadaşım Facebook'un demene takip ediyor onu. Öyle hani gördüm. Ama şöyle bir şey de var şimdi. Kızınız reşit olmuş, aklı başında bir kadın, iki tane çocuk annesi. Hani istese sizi arayabilir. O biraz yani hakkını siz, o savunmayan sizin biriydi hani. Onun da sizi aramaması da çok enteresan. Evet. Yok o şimdi evdeyken. Ne kadar baskılayabilir ki tabii insanlar? Yani, bir anne sonuçta. Baskı hani yapıyor. Görümce baskı yapıyor. Ama dışarı ona çıktığında markete gittiğinde. Bırakmıyor. Bırakmıyorlar onu hiç. Yalnız bırakmıyorlar. Allah yani bu Allah. Evde o zaman şey gibi mi yaşıyor? Öyle gibi hani, yaşıyor artık evde? Kimse hiçbir yere göndermiyor. Evlilik olmuş diyor hani yaşıyor? Arkadaşları mesela hani bir akrabadan hani eşiyle. Sizden başka akrabalarıyla görüşüyor mu? Hayır hiç bizden bir alakasını kesti. Görümce diyor ki evlilik oldu akraba anne baba burada bitti diyor. Allah Allah. Bir çok görümce enteresan. Bir arkadaş var hani bir akrabamın kızı vardı benim kızımla hani emsaldı. O tabii Facebook'tan mı artık? Emine teyzeciğim hemen bu konuya devam edeceğiz. Önce kısa bir ara vereceğiz reklamlar. Emine teyzeciğim. Buyur. Kızın evlendikten tam olarak ne kadar süre sonra sizin bağlarınız tamamıyla koptu? Benden eşyasını aldı. Evet. Verdim. Abisi biraz isteksizdi ama ben dedim olsun dedim gitsin eşyası dedim hani. Ne eşyası no vardı ki? Çeyiz hani sandık eşyası. Yani normal onları almış. Kaplacak çanağı vardı, çamaşır makinesi vardı hani bunlar da vardı 10 tane. Aldı ondan sonra işte aralar gerginleşti hani o dedi ben dedim, o dedi ben dedim. Görümce hani bizim isim yani görümce. Yani evlendikten sonra 2 ay falan görüştünüz mü atıyorum? Fazla hani. Daha hani fazla. He. Her şey bulursun. Ya bir de hayır şu benim enteresan, şu çok enteresan. Görümce bir ne kadar etkileyebilir ki? Hani kayınvalidesi ya da aynı eşi desiniz. Evet. Emine teyzeciğim. Eşi de. Eşi etkiliyor bak, desen aile çevresine tamam da. Onların hani ailesine araştırdım, sordum. Tamam Emine teyzeciğim. Bunlar hani. Bu konuya daha sonra devam edeceğiz. İnşallah seni kızınla buluşturacağız. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. İyi akşamlar. İyi akşamlar.